Sayın belediye başkanlarım, kale grubunun değerli üst düzey yöneticileri ve çalışanları, sayın kamu kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri, sayın tedarikçi firmalarımızın değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler. Hepiniz Ercan Mobilya'nın açılış törenine hoş geldiniz. Ercan Mobilya Satış ve Pazarlama Yöneticisi Cem Durgun'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum, arz ederim. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Şöyle bir zaman tüneline atıyoruz kendimizi. Nereden nereye? 1980'lerde babamın kurduğu 50 metrekare bir iş yerinden ta buralara kadar. Bu iş yerinin temelini atan ve büyümesinde en büyük katkı sağlayan, hayatının hiçbir evresinde disiplini bozmadan doğruya doğru, yanlışa yanlış, her zaman dobra dobra olan babama, babamın yanında gerektiğinde atölyede bile çalışıp bizleri bu duruma getiren anneme, hayatımın her evresinde iyi günde kötü günde hep yanımda olan değerli eşime sonsuz saygılarımla. İlk hedefimiz bölgedeki mutfak dekorasyonu ve iç dekorasyon konusundaki taleplere cevap verebilmektir. Bu hedefi gerçekleştirebilirsek eğer,
hem çağın ekonomisine hem bölge ekonomisine elle tutulur katkıda bulunmuş olacağız. Yıllardan beri çağında dile gelen sorunlardan bir tanesi olan küçük işletmelerin büyüyememesidir. Bu sorunun ana kaynağı çağındaki yer problemidir. Çağındaki sıkıntı olan yer probleminin çözümü için Sayın Belediye Başkanımız Abdurrahman Bey'in gerekli adımları attığını biliyorum. İnşallah bir an önce çözülüp diğer girişimci arkadaşlarımızın önlerinin açılmasını umut ediyorum. Hani hep diyorsunuz ya bugün Allah yüzünüzü kara çıkarmasın diye her zaman dua ediyorum. Allah bizim yüzümüzü sizlere karşı, müşterilerimize karşı hiçbir zaman kara çıkarmasın. Tekrar hepinize teşekkür ederim. Nazik davetinize teşekkür ediyorum. Genel kurul çalışmaları sebebiyle aranızda bulunamıyorum. İlçemize yapılan tesisin hayırlı olması temennisiyle size ve şahsınıza tüm katılımcılara selam ve saygılarımı sunuyorum. Fatih Şahin, Ankara Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divan Üyesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe görüşmeleri nedeniyle üretim tesisi açılışına katılamıyorum. Bölgenin en büyük mutfak ve iç dekorasyon mobilya üretim tesisinin açılışının hayırlı olmasını diler. Başarılarımızın devamını dilerim. Saygılarımı sunarım. Serdar Soydan, Çanakkale Milletvekili. Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Kuzu'yu duygu ve düşüncelerini almak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Terzalan Belediye Başkanım, sivil toplum örgütlerinin değerli yöneticileri, çok kıymetli basın mensupları, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler. Ben de öncelikle hepinize sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyor ve Ercan Mobilya'nın açılış programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Evet, şu an mesela benim en heyecanlı olduğum anlardan biri. Bizden önceki konuşmacı Cem Bey de teknik bilgiler verdi tesisle ilgili. Yaklaşık 4000 metrekare açık alan, 2000 metrekare de kapalı alana sahip bir üretim tesisi. Heyecanımızın nedeni de şudur bakın, bir üretim tesisini açıyor olmak. O anlamda ben başta Enver Bey ve oğullarını huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bölgeye böyle bir yer kazandırdıkları için. Mücavir alanla ilgili bir çalışmamız vardı. Yaklaşık 2 hafta önce Bakan Bey'le de görüştük. Bakan Bey imzayı attı. Son dönemece yaklaştık. Yani çok yakın bir zamanda inşallah Çam Belediyesi'nin mücavir alanı ta şu Etili'ye kadar uzanacak. Ve ondan sonra da biri gelip ben fabrika kuracağım, böyle üretim tesisi kuracağım dediğinde biz Çam Belediyesi olarak buyurun size yeriniz hazır diyebileceğiz. Gösterdiğimiz yerin yanından yol geçiyor, enerjisi var ve inşallah önümüzdeki dönemde de bunu bütün Çan halkı duymuştur. Buradan da otoban geçiyor ve bu bölgenin ne kadar değerleneceğini, Çan'ın ne kadar değerleneceğini, Çan'ın önünün ne kadar açılacağını varın siz düşünün. İşte o anlamda biz de elimizden geleni göreve geldiğimiz andan itibaren bakın, mesela termal otel bizim projemizdi, sözümüzdü. O olup gidiyor. Ama asıl önemli olan buydu bakın, Çan'ın önünü açmak buydu. Ve ben şuna inanıyorum, bir 5 yıl, 10 yıl sonra yaşayanlar, Allah bize size ömür verir vermez onu bilemeyiz ama Çan'da yaşayanlar şunu diyecekler. Evet, bir zamanlar Çan'ın önünü açan bir yönetim vardı diyecekler. İşte o yönetim de, o insanlar da sizlersiniz bakın. Yine konuşmama son verirken de başta Enver Bey ve oğullarına huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu ciddi bir cesarettir bakın. Herkes üretimden bahseder de üretim tesisi kurmak zordur. Onlar zor olanı başardılar. Ben o anlamda kendilerini tebrik ediyorum. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor. Tesisimizin hepimiz için, Çan'ımız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu işlerde dua falan önemli de çok çok önemli değil. Bu işlerde biraz çalışmak gerekiyor. Biraz cesaret gerekiyor. Biraz fedakarlık gerekiyor. Sayın Başkanımız ifade etti. Bunu göstermeyi Allah bizlere nasip eylesin. Ömrümüzü, bakın ben size söyleyeyim, cami, kahve, ev arasında tüketmeyelim. En büyük hizmet böyle yatırımlar yapmaktır. İlçemize, ülkemize, bölgemize böyle güzel yatırımlar yapmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Çanakkale Destanı'nı hep şiirlerle, sloganlarla okuduk. Ya okuyalım ama Çanakkale Destanı'nı asıl böyle eserlerle okumak lazım.